İlerdi de hemşire almalar sıraya dizildi. Herkes bir tane alacak. Başkanı da alalım oraya. Başkanım. Evet. Kaç gün sonra? Şeyin demetini fak ettin ya. Vallahi ya. Böyle bir tane de demet getireceğim buna ya. Maşallah var ya. Başkanım var ya. Evet. Ben vallahi vazgeçtim. Böyle bir şey yok ya. Yaptın Ayşe dedim ya. Maşallah eline sağlık. Ya. Tecrübe ya hakikaten. Yoksa Sayın Kaymakam sadece fotoğraf vermek için bir numara. Parayı da anlayalım ya. Şimdi ben anlarım Sayın Kaymakam. Başkanım var ya. Vallahi ben şimdi söylerim yani. Seni, arkadaşlar seni böyle al. Sen seni böyle al. Evet. Çünkü rahat yapsın. Şimdi Sayın Kaymakamımızın hemşire hanımla ilgili görüşünü doğru olup olmadığını bu sefer de biz böyle başlayacağız inşallah. Anladın değil mi? Açık. Evet. Arkadaşlar Kaymakam Bey ne dediyse tamamen doğru. Yani kendisini tebrik ediyorum. Böyle bir şey yok ya. Hani ilaç yakmamak mı demiyorum. İğnenin battığını hissetmiyorum. Evet, sağ olun. Ellerine sağlık Nurayen. Risk gruplarını önceleyen sistematik bir şekilde en büyük şehrimizden kırsaldaki taşradaki en küçük birimize kadar risk gruplarında en üst risk gruplarında bulunan vatandaşlarımızdan başlamak üzere aşılama programını başlatmış durumda. Bu çerçevede mülkidare amiri, belediye başkanı pozisyonunda olan bizlerin de aşı programında sırası gelmişti ve biz sıramız gelir gelmez de bugün hastanemizde COVID-19 aşımızı olduk. Şu an itibariyle herhangi bir yan tesiri, herhangi bir sıkıntı da bir durumda oluşmadı. Sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, efendim yaş gruplarına göre kronik hastalıklar olan ve ileri yaştakilerden başlamak üzere aşılama çalışmalarımız devam ediyor, devam edecek. Bugün itibariyle Ünye ilçemizde de aşılama oranlarında Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü, hedef olarak ortaya koyduğu rakamları yakalamış durumdayız. Bizler vatandaşlarımızın bu salgına karşı en güçlü korumayı sağlayacak şekilde aşılarını program çerçevesinde olmalarını tavsiye ediyorum. Bu hem kendimiz için hem de vatandaşlarımız için, milletimiz için birbirimizi korumak, kollamak için de üzerimize düşen bir görev. Tekrar aşılama programında fedakarlığına çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Hasta vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Bu vesileyle de sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, şehit ailelerimiz, annelerimiz başta olmak üzere tüm kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Hepsinin önünde saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Evet. Sayın Kaymakamım süreci gayet zaten iyi özetledi. Ben de şunu ifade etmek istiyorum. Malumunuz arkadaşlar pandemi sürecinde ne kadar özen gösterirsek kurallara vaka sayısında o kadar düşüş oluyor. Ne zaman bir gevşeme gösteriyoruz anında vaka sayılarında yükseliş gösteriyor. Bu da demek oluyor ki kurallara uyduğumuzda biz bu sürece ciddi anlamda vaka sayısının düşmesine katkı vermiş oluyoruz. Ve aynı zamanda sürecin en önemli konularından bir tanesi de aşı. Aşıyla ilgili de arkadaşlar zamanı geldiğinde, süreci geldiğinde en riskli gruptan aşağı doğru bu aşıların yapılması. Bugün de Sayın Kaymakamım ve bize
Bu sıranın gelmesi münasebetiyle aşımızı vurunduk. Sırası gelen kardeşlerimizin de bu konuya hassasiyet göstererek aşı vurulmaktan imtina etmeden gelip aşılarını vurulmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Gene Dünya 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle tüm şehit annelerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınlarımızın sağlık gününü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.